İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram'daki sapkın gruplardan biri olan C31K'nın yöneticisi olduğu belirlenen iki çocuğun muhafaza altına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, muhafaza altına alınan çocukların ifadelerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağını bildirdi. Yerlikaya X mesajında şu ifadeleri kullandı: "Ankara Emniyet Müdürlüğümüz tarafından Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden Hz. Ebu Cehil olarak adı geçen şahsın EK adlı çocuk olduğu belirlenmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüz koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır. Arda Bateman olarak adı geçen şahsın ise AT adlı çocuk olduğu belirlenmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce muhafaza altına alınmıştır ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır. Sosyal medyada başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var. Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir. Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz gencimiz, insanımız yoktur. İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizde huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız. Diğer yandan Rusya, popüler mesajlaşma uygulaması Discord'a erişimi engelledi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Discord mesajlaşma uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiğini belirtti. Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, bu amaçlarla vatandaşların kandırıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı kaydedilen açıklamada bu gerekçelerle uygulamaya engelleme kararı getirildiği ifade edildi.